Aç aç sıradan. Alvin'de açacağım ilk ya. Alvin'inki hızlı bitiyor çünkü. Alvin. Enes'in şarkısı. Ben bunu tam ekran Enes'in yapayım mı? şarkısı. Oğlum adam Enes Batur. Ne ara Enes diyorsunuz adamla? Ya. Sanki askerlik arkadaşısın. Enes'in şarkı falan ya. Ne? Durun bir açayım. Çok merak Alvin benim ettim en ben bu sevdiğim kimi. yayıncılardan ya. Adam Adamın hiç kimseye olayı yok, derdi yok. Kendi lolünü oynuyor takılmadan. İşini evet yapıp oğlum. geçiyor. Bir de komik çocuk. Klibi baya 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 hype diyordu. Diyordu ki yok işte Türkiye'de eşi benzeri görülmemiş bir klip diyordu Ben ama biz var. öyle bir şey demedim ki, Türkiye'de eşi benzeri görülmemiş bir klip demedim. Onu Berkcan kendi klibi için söylemişti. Türkiye'de daha önce yapılmamış muhteşem ötesi bir klip yapıyorum demişti. Onun klibi de çıktığında izlersiniz. Ben şey iddiasına girmedim. Manyak ötesi bir klip demedim ama gene güzel oldu bence. Bak. Bak bak bak. Bak yine bak. 3 İdare saat eder 12. bütçede. Doğum İdare günü eder. Enes Batur. Kameramızın yerlerini ayarlayalım. Şöyle büyütelim kamerayı. Sonra buradan bunu çekelim. Arkadaşlar Şimdi ben şarkı bana şu an izlemeden şeyi hatırlatıyor. Böyle Dombra klibi olur ya. Dombra'yı bilir misiniz bak. Daha Dombra. dinlemeden aklıma gelen oydu benim. Ya şarkının teması orta Dombra. çağ temalı. Yani o yüzden Dombra'ya benziyor tabi. Biraz Şöyle bir kostümleri de andırıyor ama o kullandım. tema Bak üzerinden şu. değil, Yeniçeri'nin bir kostümü üzerinden Bu tarz çalıştık. bir şarkı mı? Tahmin etmeye çalışıyorum. Böyle bir şarkı değil ama. Böyle bir şarkı, böyle bir Klip klip. Oğlum aynısı lan. Klip böyle mi beyler? Klibi Muhteşem bir söyleyin bana. combo. Böyle mi? Değil Çalmışsın. mi? Tahmin ettin Çaldım mi? oğlum, Burada Dombra'dan böyle aldım gözüküyor. klibi. 4K. Oğlum adam süper kahraman mı oldu yoksa yine? Salak ya. Yalnız açayım mı? Açayım mı? Bu Açıyorum ne zaman ya. izlemiş? Bu çıktığında izlemiş direkt. 3 saat önce izlemiş. Çıktığında. Güzel. Ben merak ettim. 3 dakika. Dinleyelim bir şunu hele. Allah dur. Tam ekrana almak lazım bunu dinlerken. Bu 4K tarz yapmaya şarkıları çalışıyor takmamanız gerekiyor arkadaşlar. değil mi? Onu asla ihmal etmeyin. O kadar şey kalitede izlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Onu asla Alına kadar anam ağladı. Şarkıyı 4K almak için şey çekiliyor. Bu kameralarda RAW formatıyla çekiliyor ve RAW formatıyla çekilen bir şeyin toplam boyutu şarkının 2 TB falan. Terabyte. Yani kısa kısa görüntüler var ama 1 saniyesi 1 GB gibi bir şey. Bunun renderini alana kadar anam ağladı. Siz 4K izleyene kadar o ne işlemlerden geçti. Bilgisayarlar yandı. zaten Beyler kendini klibi söyle. yalandı değil Oğlum, he? Küçük de bir YouTuber olsak da bir kapat. şey bilmesek de ne yapalım? Kapatsana tamam Kurgu kapatayım biliyoruz yeter işte. ya. Cahil cühelayız. Bak geliyor. Şu loading şeyi bitsin. Bir şey kasmasın, video kasmasın sonra. Ulan! Sub Arkadaki şarkıyı kapacağım da durun. Şu loading olsun be. Heh tamam. Şurası biraz daha da olsun. Bir tık daha ilerlesin oğlum açıyorum. Yoksa orada 45. saniyede donar Alvin, gidiyor. 4K'yı Bilmiyorum. yüklemedin Sen çok kardeşim bir yavaş yılda gidiyorsun ya. ya. Şuradan neden ilerlemiyor? Ne? Dolmuyor beyler. 4K izliyoruz diye büyük ihtimalle. Hemen bir başlatayım. İnşallah kasmaz abi. Sıkıntı yok değil mi? Ben çok kontrol etmiyorum ama. Yok yok iyi. Ha bir de bu tepkilerin hepsine değişik bir şekilde sesleri kesilerek yüklenmiş. Neden olduğunu bilmiyorum mesela. Sesi yok. Alvin izliyor ama sesi yok. Ne dediğini bilmiyorum o yüzden. Mimiklerine bakarak anlamaya çalışacağım. Elini yiyor, elini ısırıyor. Pek bir olay olmuyor. Sigara içiyor. Abi o yapıyor. Tam dublere o yapıyor. Dublördeki kaslara o yapıyor. Oğlum onlar benim değil lan. Manyak. Yedin hemen ha. Sen zeki değilsin Elvin galiba. Kamera triklerini bilmiyorsun. Güzel kamera Öylesin. trikleri. Kamera triği. Neyse. Bir şey diyor mu bu? Bir şey demiyor gibi gözüküyor zaten bana şarkıyı duymasak da. En Yok son da demiyor duyuyor herhalde. ya. En En sona son alayım. bence okey gibi. Bence Bilmiyorum. okey gibi Ben diyor. böyle Beğeniyor. rap tarzı bir şey bekliyordum aslında Ya o da. şarkının Yine de türünü güzel. rap desek sadece rap olmaz. Çünkü rap değil. Karışık bir tarzı var şarkımızın. Ben de bilmiyorum. Hani biliyorum tabii ki de böyle direkt olarak rap diyemezsin şarkı ama rap kısmı da var. Güzel gibi. Like'ladım. Like'ladım. 3 saatte 468K izlenmiş beyler. Ama bu büyük ihtimal bug'lı falandır. Belki daha fazla izlenmiştir. Elforce'cum Prime'la abone olduğun için teşekkür Halit ederim. beğeniyor, like'lıyor, Arabesk geçiyor rap adam ya. kadar. Lan bilgisayar söylüyor resmen diyen Oğlum var. adam dislike atmış. Oğlum zaten artık yeni teknoloji değil mi kardeşlerim bunlar? Bu Aynen arada aynen. Enes direkt Useless. alo.
Alo. Nasıl abi, Enes Batur'un yeni şarkısını beğendiniz mi? Yok, ben ışığı kapatacağım ya, çok gözüm ağrıyor. Bu tepedeki lambalar bir saniye. Diriliş Enes Batur diyen başlıyor. Diriliş Enes Batur. Diriliş Enes Batur. Yıl Enes Batur. Bir muhteşem yüzü Enes Batur. Aynen öyle oğlum zaten. Adam şarkıcı mı, şey mi? Değil. Adam bir YouTuber. Ona göre zaten YouTuber olmasına nazaran yaptığı işler gayet okey bence abi adamın. Ya aynen, Elvin en mantıklı yorumlardan birisini yapıyor daha önce izlediğim. Adam diyor ki YouTuber'mış, şarkısını yapmış geçmiş, adam kendisi iddia etmiyor diyor. Hatta zaten şurada benim şarkının açıklama kısmında da yazdığım gibi veya önceki storylerimde de açıkladığım gibi, benim amacım şarkıcı olmak, konserler vermek değil, sadece size güzel bir iş sunmak için yaptım bunu. Elvin güzel yani, adam beğenmiş geçmiş, en mantıklı yorum yapmış. Şuradan bir link daha var. Bunlar izlenmiyor nedense. Mekan da aynı değil. Ha, Ferit'le kendi müzisyen yapmış. Vıtıcın'la kendi müzisyen. Yorumlarına bakalım. Ferit boşsun demiş. Ferit'in kıskançlık boyunu geçti arkadaşlar demiş. Ferit boşsun, boş amık falan filan. Ne yaptı ki o adam? Aga, kimse kusura bakmasın da boş laf yapıyorlar. Şu an Enes Batur değil de başkası yapsa rahat beğenilirdi ama adam atınca ön yargı oluşuyor ki bence dinlenebilir güzel bir şarkı abi. Kliple sözlerin alakası yokmuş falan filan. Amına koyayım, burası Türkiye, hangi şarkıda kliple sözlerin alakası var yani? Mantıklı diyorum yani. Kliple sözlerin alakası var mı, var? Onu da anlayanlara. Şimdi ben klibin tamamının nasıl bir senaryo ile yaptığımız şu anda açıklamayacağım. Çünkü ben hikayesini tamamen anlatırsam, sözlerin anlamlarını falan filan her şeyi kendim söylersem direkt olayın sürprizini bozarım. Bence bir insan şarkıda ne hissediyorsa onunla kalmalı. Benim dayattığım bir düşünceyle insanlar hayaller kurmasını istemiyorum ama benim de kafamda bir şarkı yaparken bir hikaye vardı. O yüzden kliple sözler bence uyuşuyor. Enes Batur'u çok sevmem. Bu da çok klasik bir söz. Like almak için cümlenin başına şey yazıyor. Enes Batur'u çok sevmem. Tamam, like'lar geldi ama emeğiyle para kazanıyor. Kemal gerçekten adil bir yaklaşıma girmiş ama Ferit yediremediği için Enes'e sallıyor, açık ve net. Ferit'e boş yapmışsın demişler daha çok. Ferit kadar kendinizi bozan, neyse ben adama söylenen yorumları okumak istemiyorum. Ama ne boş yapmış, gelin bakalım. Hadi izleyelim de görelim. İzleyelim de görelim. Daha önceden böyle oturup da izlemedim uzun uzun. Sadece yayında anlık tepki vermek için böyle atlı atlıya baktım. Mekan da aynı değil. Kemal'le Ferit'i bağlamışlar. Susar, herkes susar, her yer kum duvarları. Ben tam ekran yapayım değil mi bunu? Şöyle izleyelim. 4K var mı? 4K yok. 4K yokmuş. Şarkı başlar başlamaz yüzünde bir şey oluşuyor. Allah, bu ne ya? Lan şarkı daha ilk kelimesi girdi ya. Bu nasıl bir tepki? Neyse. Devam. Beğenmemişti belki, olabilir. Bir şey diyeceğim. Siz var ya, çok acımasızsınız ya. Sabahtan beri Enes Batur dolunay aç, dolunay aç dediniz. 10. saniyesinde tamam şu an yeterli, kapat demek mi? Çocuğu üzüyorsunuz bazen ha. Bazen bu çocuğu üzüyorsunuz. Detaylı olduğunu görüyorsun da, yani şöyle bir şey yok. Mikrofonu alıyorsun abi. Şurada bir tane kocaman ototun tuşu var böyle taci ekranda. Ona basıyorsun. Sonra şarkıya bir şeyler sallıyorsun sesi kötü olsa bile. Ototun onu alıp yeni bir şarkı yapmıyor yani. Öyle olsaydı zaten ve böyle güzel şarkılar oluşturulsaydı her yerde zaten hit şarkılar olurdu. Yani önemli olan zaten şu ototun değil mi şu dönemde? Ya. Yani, öyle şimdi bakalım mesela. Spotify, Türkiye en iyi 50'ye girdim. Hani, Türkiye saçma şu anda. Yo tut ya abi, insanlar laf etmek için bazen laf ediyor. Yani i̇şte, ben ona takılmıyorum. Şöyle, eğer Otutun diye şarkıyı dinlemek istemeyen veya beğenmeyen varsa şu anda piyasadaki 50 şarkıdan 48'ini dinlememesi lazım zaten. AA, BB. Şu an iyi. İyi mi? Tamam, okey. Yani abi bunu kullanmakla güzel şarkı yapılsaydı zaten herkes yapardı ve sadece ototun kullanarak şarkı yapılmıyor. Eğer ototun kullanıyorum diye veya ototun var diye şarkıda bir beğenmeyeceksiniz, hiçbir şarkıyı beğenmeyin yani. Sadece burada konuşmak için söylenen şeylerden bir tanesi bu. Öyle olmuyor, öyle yapılmıyor. Şurada ototunsuz şarkı arasan kaç tanesi ototunsuz? Birinci de var, ikinci de var. Ezeli Benfero'yu
Şu Benjamin şarkısını. Emircan İrek kullanmıyor mesela. Muhteşem bir şarkıcı. Onu dinleyin. Şu koca listede sadece Emircan'ı dinlemeniz gerekiyor. Ya birkaç tane daha. Yani buna takılacaksanız hiçbir şarkıyı dinlemeyin zaten. Bu kadar. Laf etmek için laf ediyorlar burada. Dilşeniz otur. Abi niye herkes aynı espriyi yapıyor? Nakarat ve devamı bak şurayı tam şurada. Ben koştum firara, beni ölmezsem yine ara. Anlamı düşerim şeytan. Abi şöyle medieval bir klip çekiyorsun. İşte kılıçlar, atlar, bilmem ne savaş alanı falan. Şarkının içinde söz olarak şu geçiyor. Trip atma. Trip atma. Bak. Abi ya. Yani ne olarak anladığına bağlı ya. Trip atma, zorlama kadere trip atma. Yani bu cümleden nasıl bir anlam çıkardığınla alakalı. Ben de bu anlamı kendim oluştururken ki anlamı söylemeyeceğimi söyledim biraz önce. Ama yorumlara bakarsanız şarkının zaten insanlar kendilerine göre trip atma kısmına veya bütün şarkı sözlerine güzel anlamlar çıkarmışlar. Yani basit bir yorum. Şu var ya şu 10 numara dinlenecek tamam böyle Türk halkının da severek dinleyeceği bir nakarat abi net. Ben de nakaratı sevdim, orayı sevdim. Verse'leri ama çok fazla beğenemedim. Ama aynen arancesi işte nakaratı şarkı güzel yani. Kemal niye seviyorum? Kemal objektif bir insan. Kemal sevmediğinde gerçekten sevmediğini söylüyor. Sevdiğinde de sevdiği şeyi söylüyor. Yani bir yorum yapıyorsan bir tarafta güzel bir şey söylersin varsa beğendiysen, bir tarafta da kötü bir şey söylersin yani beğenmediğin şeyi söylersin. Ama yani illa yorum yapmak, eleştirmek, kötü yanlarını söylemek değil. Kemal bunların doğru yapıyor, doğrusunu söylüyor. Verse'leri beğenmedim diyor, nakaratı çok beğendim diyor, çok güzel olmuş diyor, uğraşılmış diyor. Ferit şu ana kadar hiçbir yorum yapmadı, koca şarkıda. Yani bir şarkıyı dinlediğinde soru şu olur değil mi? Şarkıyı beğendin mi, beğenmedin mi? Adam böyle bir şarkı yapıyorsun diyor, trip atma yazmışsın diyor. Yani ya bundan önce şarkının güzel olup olmadığını söylemek gerekmiyor mu? Ben mi yanlış söylüyorum yani? Yani illa kötü bir şey söyleyeceksek tamam söylersin bunu ama onun dışında objektif bir yorum da yapabilirsin. Yapmayacaksan da izleme bence. Ya ben Ferit'i beni kişisel olarak sevdiğini düşünmüyorum. Önceden onunla tartışmamız olmuştu, saçma bir tartışma. Onda da ona sürekli R yaptın dediler. Onu da bilenler bilir zaten. Ondan dolayı herhalde. Bilmiyorum, çok da zorlamıyorum. Trip atma. Bak mesela Ferit'in bu sesini alın, ototun ekleyin, aynısı çıkıyor. Basit oğlum, manyak mısınız ya? Bak, şuna bir ototun verin. Trip atma. Metin 2 Dolunay. Oha, kırpıp transparan yapmışlar lan. Ne yapacaktık? Ruh olup adamın kadının içinden mi geçecektim? Ya öyle bir şey bekledi galiba. Özel yeteneklerimle falan. Görsel efekt tabii, ne olacak? Yani Türkiye'de muhteşem CGI'cılar vardı. Biz mi yaptırmadık? Serap görüyor. Aga. Yani görsel efekti ben de aşırı iyi bulmadım ama yani şey değil yani, lanet olası bir şey değil yani. Trip attı ya. Trip attı ya. Trip attı ya. Kız trip attı ya. Kız trip attı abi, o kadar adam öldürdü. Kızı elde edemedi. Of. Klibin ana şeyi bu. Senin için savaştım. Geldim sana ama sen bana hala trip atıyorsun. O yüzden ben de gidip onurumla savaşta ölmeyi tercih ediyorum. Başlıklı bir klip olmuş. Çok başarılı gerçekten. Vallahi yemin ediyorum çok o 10 numara tespit ya. Çok muhteşem, ben bayıldım oğlum ya, manyak. Manyak be yani. Böyle 10 üzerinden 10'a böyle 10 üzerinden 9,8 bile değil. Net tutturdu. Olmuş. Klipten daha iyi senaryo. Keşke bunu çekseydik. Kılıçlarla dövüştüm, kız finalde bana trip attı. Güzel. Gerçekten. Yani Ferit'e yapabileceğim bir yorum yok. Çünkü düzgün bir yorum yapmamış kendisi de. Öyle izleyip geçmiş. Ben bir şey demiyorum o yüzden. Ne diyeyim ki? 100 bin lira harcamış. Dediğiniz gibi şeyden dolayı hoşuna gitmeyen çok var. 100 bin lira harcamadım. Yani tam o 100 bin lira çıkarıp vermedim ama yapımcılığını ben yaptım.
ucuz bir şey de değil, prodüksiyon var burada. Ama önemli olan güzel bir iş yapmak için para vermek değil. Çok fazla para versen de saçma sapan işler çıkılabiliyor yani. Ya mesela Özgür Dünya gibi. Vesairedir vesairedir. Öyle bir film var biliyorsanız. Benim Universal çok sarmadı ama ana karakter dediğim sardı yani. Entonasyon yok kimbe geldi lan, ne alaka oğlum. Yok, nakaratın da güzel. Bir de şöyle bir şey var. Yani mesela bir insan bir konuda yorum yapıyorsa o konuda bir bilgi sahibi olması gerekiyor. Anladın mı? Mesela Kemal şarkıcı. Adam biliyor yani. Olayı biliyor. Nasıl şarkı yapabileceğini biliyor. O bu kadar uzun süre bu konuda çalışmış, uğraşmış. Yani onun yaptığı yorum benim için geçerlidir. Ama bu konuda bilgisi olmayan bir insanın yaptığı yorumları çok umursamıyorum. Çünkü bilmiyor, anladın mı? Kemal biliyor, ona okey. Yani ben saygı duyuyorum sonuna kadar. Dolanır yani ağza. Net yani, dinlenecek aga. Dinlenecek diyorsa dinlenecek. Haftaya 100 milyon istiyorum bunu Vales. Bütün bot panelleri aç. Aç bütün bilgisayarları. Zaten ya bot basalım. Bot bası 100 milyon olacak. 10 karat dinlenir yani. 100 bin lira harcamış. Sadece o transparan efekti zaten 50 bin lira falandır büyük ihtimal. Neden videoya like gelmedi hala? Abi attım bile. Pardon, çok üzülüyorum. Ben unutuyorum. Beğendiğim videoları like unutuyorum. Ya abi yani boş yapıyor gerçekten. Yorumlara katılıyorum. Küfür edenler değil de. Yorumlara katılıyorum yani. Boş yapıyor. Tabii ki de görsel efekte o kadar para verilmiyor. Yani bu komik de değil. Niye söyledi bilmiyorum. Dönem işi yapmak birazcık pahalı oluyor. O da sanat falan, prodüksiyon, kameralar. Aslında çekim ekibini ayarlamak çok zor. Orada kullanılan kameraları getirmek için film ekibi geliyor oraya. Ya işin içinde olduğum için biliyorum. Onlar da bilmediği için mesela daha önce film çalışmasında bulundu mu veya öyle bir çalışmada bulundu mu bilmiyorum Ferit. Görsel efekte 50 bin lira verildiğini sanmış olabilir. Veya komik bir şaka da yapmış olabilir. Gülelim. Yani Jare'yi ne zaman trendde görsem zaten ya birisine laf etmiş oluyor ya bir polemiğe girmiş oluyor ya kavga etmiş oluyor. Ya başka türlü görmüyorum yani. Gördün mü? Bak Fuat bilir o işi. Taşı olan gelebilir mi? Enes Batur'un 95 pekini gördün mü? Görmedim lan. Bir dakika, o sahneyi bulmam lazım. Dün izledim de efsane sahneydi. Dur şunu kaldırsana Vocos. Kaldırmaya yatay koy. Aa yılan bassın. Vur bakayım. Öyle yapacağım, vuracağım. Fuat. 95 Discord'dan atıyorum kanka. Bir değerlendirir misin? Tamam. Elim nerede? Nereye attı? Dur, özelden attım abi. Baksana. Dur ya, yorumlara bakacağım bir saniye. Götü göbeği salmış, dalga geçiyor. Elren her zaman gibi adamlığını göstermiş. Helal olsun. Ha, bu videoda Elren'in tepkisi de var. Ona da bakacağız. Jaho gibi yalandan hu hu diye gülmüyor. Yazık, çekememezlik. Kötü bir şey ya. Twerkçiye bak sen. Bu benim yorumum tabii. Bu Enes Batur değil. Enes istersen arka odaya geçelim. Güzel bunu beğendim. Lan nereye gittik? Aa Fuat bu arada. Güzel espriydi, güzel. İstersen arka odaya geçelim, göstereyim. Enes Batur Yaman. Her şey olduk ya. Jao bu sefer boş yapmış. Yani Jao'nun chatinde böyle bir alkışlayan tayfa var. Koyun sürüsü gibi. Ne derse alkış. Ne derse haklıdır. Kendini ilah gibi göstermiş insanlara galiba, izleyenlerine. Ama bunu YouTube'a gelince daha çok objektif yorum görüyorsun. Jaren bu saatten sonra kalan ömrünün tamamını kullansa yine de o götü göbeğe veritemez. Başkasına yoruma gelince Allah kesiliyor puşt. Yani eritir, niye eritemezsin? Doğru düzgün spor yaparsa eritir. Beni ilgilendirmiyor onun götünü göbeğini olması. Jaren kardeş, sıçabiliyorsan özellikle ne? Ne? Ben anladım ki bu adam kendini ne zannediyor. Tuğkan abiye yaptığından sonra gözümde sıfırlanmıştı. Bu da üstüme tüy dikti. Ne yaptı ki Tuğkan'a? Durduk yerde laf atıyordu değil mi? Onu diyorsun. Ben de gördüm. Durduk yerde hiçbir şey yokken ellere ne laf atıyor? Niye abi? İzlenmen mi düştü? Neyin derdindesin ki? Birini takdir etmen için onu sevmen gerekmez ki. Mesela ben falan filan falan. Yani bu güzel bir yorum. Bunu sevdim.
Enes Batur 1 yılı aşkın süredir fitness'e gidiyormuş. Yok, 1 yılı aşkın süredir gitmiyorum ama 3-4 ay falan oldu. Güzel bir yorum. Ya şu YouTube yorumları söylüyor doğru olanı. Ha, buradaki chat'teki şakşakçılar değil. Çünkü adam orada çıkmak için koyun ya, her şeyi yapıyor. Burada şeyi gördün mü? Bak Fuat bilir o işi. Dur dur, şunu kaldırsana boçuz. Yok yok. Dur, magazin tuptan. Abi de o kadar boş bir konu ki. Çok boş yani ya. Ne yapmış? Adam videoya dislike atmış. Abi adam videoya dislike atmış. İkinci videosuna dislike attın mı Enes? Adam videoya dislike atmış. Hiç attın mı? Abi yani bu nasıl bir çaba ya, tamam bak ben yemin ediyorum, bak açayım göstereyim istiyorsanız. Ne yani, sevmediğim YouTuber'lar var. Hiçbirinin videosuna gidip de dislike atmadım yani. Uğraşmam bile onunla, anlıyor musun? Yani şey değil. Yani adam ne kadar zarar versem kârdır mantığıyla dislike atmış ya. Videona çıkmasın. Helal olsun be. Yani orada belki dislike'ını görüp de tıklayan, dislike atan insanlar olur falan. Yani çok ilginçsin abi. Yani beğenmedin de yani uğraşıp da basmazsın yani butona. Bu ne kin yani, ben ne yaptım abi sana? Sen 30 yaşında adamsın. Nelerle uğraşıyorsun ya? Takıldığın şey Enes Batur'un karın kasında kamera tri yapılmış. Ya evlisin. Ya Allah'ım ya. Kaç yaşında Cahreyn? Kaç yaşında abi adam ya? Yeterince kaç mi yaşında? 30'u geçik ya. 88'li, 88'li kaç? 31. 31. 31 yaşında bir de. İlginç ya. Bak, magazin tıvın yorumlarına bak. Komedi ya. Ülkede zaten başka dert yok. Abi gerçekten de buna takılmazsın ya. Yani bizim şarkımızın yorumları bu şeyden 10 kat daha mantıklı yani ya. Gir yorumları oku, doğru düzgün konulardan yorum yap. Doğru düzgün yerlere çekmeye çalış. Yani komik ya. Yani neyin bok atması bu? O kadar kaslı değil bence ona ait olabilir. O kadar kaslı değil bence ona ait olabilir mi? Ha şurası değil diyor. Ha burayı kasları beğenmemiş. Uzanamadı ciğere mundar dermiş. Yani otu boku eleştir ya. Hani hangi izini göstersin? Ya gerçekten çok boş muhabbet ya. Çok boş muhabbet. Kusura bakmayın da komik ama. Komik, bize de eğlence çıktı. Kimseye duyurmadım. Burada yayında eğleniyoruz işte. Ya bir tabii Instagram'da söyledim de şu anda hiç duyurmadım bile. Gelen gelsin. Gitsin, vur bakayım. Öyle yapacağım, vuracağım. Fuat. Discord'dan atıyorum kanka. Bir değerlendirir misin? Tamam. Abi neye gülüyor şu an, ben anlamıyorum. Nereye attı? Ya şey de yapmamışım hani böyle o ben kaslıyım muruk ya deyip açmamışım yani, giyinirken güzel bir shot yakalamışız, çekmişiz. Bu yani. Time'la attı. Oğlum elim kırıldı. Bir tane sert olur. Oğlum bak. Profis. İzlerken utandım ya. Ya bu ne? Şey. Abi gitti. Ay am. E tut. Fuat şeyi İzlerken utandım diyor. Kamera triyi. Kamera triyi. Ya tamam öyle tut, öyle tut, öyle tut. Ben gölge falan diyor sandım hani. Ya gölge. Öyle sen diyor sandım. Beklemedim hiç. Bence oldu bu arada. İlginç ya. Allah. Olmadı. Kamera trik tepeden ışık değil oğlum. Diyen başka biri direkt amına koyayım. Diyen başka biri direkt bak. Surat yok. Birisi giyiyor. Tak. Giydikten sonra en eski. Abi bak, yani. Kulaklarım kıpkırmızı oldu abi. Ya gerçekten benim kulağım yok oldu utançtan ya. Kulağım yok ya. Kulaksızım şu anda ya. Abi laf atmak için laf atma. Yani hoş değil abi. Seni benimle alıp erelediğinde 30 yaşındasın. Git düzgün konularda tartış ya. Gerçekten kulağım yok yani şu anda ya. Dublörümü ifşaladı çünkü. Dublörümü ifşalamasa sıkıntı yok. Of. Nerede? Bak gizli diye bir klasör var burada. Bak gizli. Gizli. Dublör sakın kimseye gösterme. Burada bütün şeyler, dublörün yüzü gözüküyordu. Burada ben yarıda kestim.
Yani dublör var çünkü. Ya abi çok boş muhabbet ya. Yorum bile yapmak istemiyorum ama komik. Kulağım yok bak. Şöyle durunca kulak yok oluyor. İçine göçüyor. Açayım mı bunu? Yani adam zaten ifşa almış olmaz, hiçbir şey olmazlar. Ne kaybedeceksin? Açayım. Aynen. Ne yapalım abi artık? Kimin gerçekten aynı sahne bu arada. Herkesin kulağı kızarsın. Göbek deliğinden aynı olduğunu anlayabilirsin. Sadece bunda düşük kalite, kalır yok. Bir de yanlara doğru çekik. Bozuk versiyonu biraz. Abi geliyor. Geliyor, hazır mısınız? Dur. Şu kamera tamam, sıkıntı olmuyor değil mi? Geliyor bak. Bak. Çene biraz bana benziyor ama değil herhalde. Geliyor. Dublör Jahre'ymiş. Ben ya o kadar dedim ki ifşalama ya. O kadar dedim ki ifşalama ya. Dublör Jahre'yin. Sıçtık yani, ne yapayım dedim. Daha artık kurtaramayız. Dublör Jahre'ymiş. Kulak yok. Abi yani komik yani. Bunu göstermeme bile gerek yok. Olayın büyüsü bozuluyor yani. Kamera triği. Abi kaç tane hayatında kamera triği yaptın? Kamera triği. Kaç tane hayatında kamera triği yaptın ki kamera triği diyorsun ya? Instagram'da fotoğraf atma taktikleri. Instagram'da fotoğraf atma taktikleri. Abi yani insanlar bilmediği konularda yorumlar yapmakta o kadar üstünde şey yok ki. Jahre'nin yönetmenlik tecrübesi var mı daha önce? Bir yönetmenlik yaptı mı? Kamera triği yaptı adam mı? Adam filmde oynamış. Filmde oynamış. Dur bakayım. Jahre'nin oynadığı film. IMDb. Özgür Dünya diye bir filmde oynamış. 2.3 puan almış. Tabi buradaki puan o kadar önemli değil. Özgür Dünya. Kaç izlenmiş? Box Office. Özgür Dünya. 20.000 izlenmiş. Bari yayında izleseymiş. Bari yayındakilere izletseydin. Toplanıp götürseydin. Koyun sürüsünü yayına bir ısmarlasaydın onlara, ailen değil mi onlar senin? Senin klibindeki görsel efekt kötü ya, bununki daha iyi. Bu görsel efekt muhteşem ya. Yani insanlar yani kendileri bir şey yapmayıp bak muhteşem bir film yönetmiş olsa veya muhteşem bir filmde başrolde oynamış olsa veya güzel bir muhteşem olmasa da olur, güzel bir iş çıkarmış olsa bunları söylese okey diyeceğim de yok yani. Mesela kendi müzisyen, şarkıcı adam şarkı konusunda yorum yapıyor. Gidip de otoboka laf atmaya çalışmıyor yani. Komik yani. Yani bu klibin yönetmenliğini ben yaptım. Yarı yarıya. Hani senaryosunu yazdık, prodüksiyonu hazırladık, storyboardunu çıkardık, hikayesini baştan sona yazdık. Çekimlerinde bütün açılarını belirledik, şeylerini, görsellerini. Yani bu klipteki görselleri beğendiyseniz benim işimi sevmiş oluyorsunuz. Yani benim bir kendimi ispatlamışlığım var. Bir iki tane filmim var. İki tane film kurgusu yapmışlığım var. İnsanın hayatta kendisini ispatlaması için başarısı olması gerekiyor. Benim iki tane filmim var. Biri 1.5 milyon, biri 500 bin izlendi. 500 bin bu arada kötü bir rakam değil. Sadece ilk filme göre az kaldı. Neden az kaldı? Çünkü bu yıl film için kötü bir yıldı. Yani bu yıl yani bana, benim filme başarısız diyenler Cem Yılmaz'ın kara komik filmine de başarısız demeleri lazım. Çünkü o da 700 bin falan izlendi yani. Cem Yılmaz'la 200 bin fark var yani arada. Bir de filmi yanlış zamanda çıktık. Ama gene de iki tane güzel filmim var. Kendimi ispatlamışlığım var. Adam bana gelmiş kamera tri yapmışsın diyor. Çok komik yani. Boş muhabbet. Ya yapma abi, benimle alakan olmasın ya. Yani ben Jahre'ne daha önce de özelden de yazdım. Benimle ilgili bir şey konuşma dedim ya. Ben istemiyorum dedim. Benimle ilgili bir muhabbeti geçirme dedim yayınlarında. Şey dedim, bir iki ay tamam yapmayacağım dedi. Üçüncü ay laf atmış, gene bir şeyler yapmış. Yapma abi, sen alakam olsun istemiyorum seninle. Sen 30 yaşında adamsın, git yaşıtlarınla takıl, bana ne ya. Aaaa ne ya. Başkası giyiyor. Kamera alır mı? Hala devam ediyor, sıldıracağım ya. Ay, ay. Alo. Vurdum, kırılmıyor. Alo. Ya bir de şöyle bir şey var. Gerçekten benimle problemi olan ve gerçekten çözmek isteyen bir Twitch yayıncısı veya herhangi bir YouTuber falan filan varsa
söylesin. Şu anda alayım canlı yayına. Konuşalım burada. Bana desin ki sen şunu şunu yanlış yapıyorsun desin. Ben diyeyim ki bunu bu yüzden yapıyorum. Bunu bu yüzden yapıyorum diyeyim yani. Bir insanın sürekli kötü şeylerini söylemeye çalışmazsın yani. Solo gireceğim bak. Bu objektif değil yani. Bu boş. Hayır hayır. Ama vücudum olmasa ne diyecekti acaba mesela videoda? Vücudum olmasaydı ne derdi? Diriliş derdi falan bir şeylerden de gene yapardı bir şeyler. Öleceğiz zaten. Temperature zaten. Ateş var. Peki. Ama ateşi yakıp kendim öleceğim ben burada. Bekle. Fuat izledin mi? Yorumları açsana bir chat'i. Kanka açıyorum. Gördüm. Kameranın çektiği dublör sonra Enes'e geçiyor ya giydikten sonra Çar. Çok iyi değil mi ya? Çok iyi ya. Biz yapabiliriz. Allah öldüm be. Gidelim. Nasıl kendi klibimizde. İyi suya atla kocaman. Oğlum sen giyin sonra kamera benim suratıma dönsün. Nasıl? Mesela Evren... Abi devam ediyor. Bir de devam ediyor. Ben çıldırıyorum ya. İyi be şu. Evren mimiklerden bahsetmiş bak. Eldrain'e bakacağım. Eldrain bundan sonra ya. Ha Eldrain'e geldi zaten. Hissettin galiba. Ya Eldrain... Tamam izleyelim öyle yapalım. Sonra Jahre'nin bir... Şey daha var ona sonra geçeceğim. Şimdi Eldrain'i izleyelim. Hoşuna gitti. Sevdi herhalde. Şarkıyı böyle dinliyor. Acaba Kuzgun Akademi mi eğitim verdi şu kılıç mılıç muhabbetlerine? Bilmiyorum. Ya bak. Şu şey yorumunu okudum şimdi. Rayman'de ses var en azından. Bu ne be demişsiniz ya. Ben Enes Batur'un kalkıp da ben çok iyi şarkı söylüyorum. Benim çok iyi bir sesim var. Ben şarkıcıyım. Şöyle de taşaklıyım falan dediğini sanmıyorum bu arada. Ne aynen. Bizde şey var biraz. Biri bir iş yaptığı zaman bizde ne var? Ses... Bizde ne var biliyor musun? Bizde kendinde olmayan şeyleri başarıyı ne bileyim çekememezlik var abi. Sanki birisinin emeğine laf edince sen kendini özel hissediyormuşsun gibi bir şey var bizde. Sanki sen ona laf atınca sen üste çıkıyormuşsun gibi bir algı var. Ve bana ne kadar laf atarsa adam kendini o kadar üste çıkacak sanıyor. Hayır abi böyle değil. Bu 14 yaş civarındaki bir psikoloji yani. Ona laf atayım da veya benim havam gelsin gibi bir şey boş yani. Bizde bu var. Yapma o zaman. Diyemez zaten değil. Demez zaten. Diyemez tabii ki de. Ya ben ses konusunda şuna inanıyorum arkadaşlar. Yani ses eğitilebilen bir şey. Yani şuna bakarsan eski şu anki piyasadaki bütün şarkıcılara bakarsan küçüklüğünden beri sürekli şarkı söylemeye çalışarak gelen insanlar. Tabii böyle yetenekli olan da sesi tonu çok güzel olan insanlar da oluyor ama bu da sizin kendinizin geliştirebileceğiniz bir özelliğiniz. Ben muhteşem bir şarkıcı mıyım? Değilim. Olmak da istemiyorum. Ben bir içerik üreticisiyim. Influencer'ım. Ve bu da benim için bir içerik. Neden yaptım bu içeriği? Daha çok büyümek için yaptım. Niye yapayım abi? İçeriği niye yaparız ki başka? Güzel işler çıkaralım. Şarkılar izleniyor. Şarkılar izleniyor. Daha önceden yapmıştım saçma sapan şarkılar. Ama özenerek yaptım sonuçta yani. Ya uğraşmadan yaptığım şarkılar 60 milyon dinlenmiş. Dedim ki o zaman gerçekten hakkını vererek bir iş yapalım. Yaptık. Güzel oldu. Yani buna bok attığında kurtarmıyorsun yani kendini. Tanı sesi yokken benim sesim çok güzel. Ya da işte autotune'u dibine kadar vurdum. Şimdi bak harika bir şarkı çıkardım. Ya bu çocuğun öyle iddialı olduğunu düşünmüyorum yani. O zaman niye müzik yapıyor abi? Abi niye yani sen resim yapmak istiyorsun? Kötü resim yapıyorsun. Yapmamalı mısın resim? Ya öyle değil. Yani autotune dibine kadar şarkıda yok. Autotune dibine kadar olduğu zaman ses robota dönüyor. Nereden anlayabilirsiniz? Bunu Berkcan'ın şarkılarına baktığınızda anlayabilirsiniz. Sesi robot oluyor. Bende de var bazı kısımlarda. Gene ses efektleri var. Bir de sesin farklı gelmesinin sebebi şu. Tek vokal olarak altmıyor. Alt alta üst üste 5-6 tane kanal var. Onlar da üst üste bilince. Onlar önemli değil. Ama şimdi mesela dürüst olun oğlum biraz. Klip kötü bir klip değil. Bak tekil olarak eleştirelim. Klip kötü bir klip mi? Değil. Enes'in oyunculuğu nasıl? Çok kötü. Girmiş. Çok kötü de değil abartma yani. Ya ben oyunculuğun klipte kötü olduğunu düşünmüyorum. Neden? Çünkü sırıtmıyor. Ya muhteşem şey de yok ama bu bir şarkı klibi yani. Drama girmek istemedim yani. O şarkıyı söylerkenki havadan çok dram oynamak istemedim ama Elayne bu konuda katılıyorum görüşüne. Neden? Çünkü adam biliyor. Adam daha önceden tiyatro yapmış, çalışmış bunun için uzun zaman boyunca ve biliyor. Onun yorumunu önemserim ben.
Çünkü Enes mimik çalışması lazım yani. Biliyor adam, doğru yorum yapıyor. Ya, tamam, ama bence sırıtmıyor o kadar. Şimdi çalıntı veya değil amına koyayım. 50 tane adam çalıntı şeyi dojladı zaten. Ya çalıntı değil abi şarkı. Çalıntı değil. Sadece milletin ota boka laf atmak için uydurduğu bir şey yani. Post Malone'un Circles klibine benziyormuş. Neresi benziyor? Çağ aynı çağda geçiyor birincisi. İkincisi klibin renkleri bir tık aynı. Onun klibi biraz daha soğuk. Bir de şey hikayesi, savaş alanı var. Şarkının başı sadece. 10 saniyelik bir atmosfer. Ama onun dışında şarkının ilerleyen kısımlarında gidiyor. Bir kadın var ağzı kapalı. Köyün içinden geçiyor. Kalede bir kadın var. Böyle değişik zombili bir ortama geliyor. Millet yanıyor falan yani. Bende zombi yoktu benim gördüğüm klipte. Yoktu yani. Yani şu tema okey. Yani olabilir. Yani bu şey değil yani. Bunu çekmek kolay bir iş değil. Yani tür yani ilginçsiniz abi. Laf atmak için. Bence güzel. Klip güzel. Şey güzel. Takılmayın abi. Yani şarkı dediğin üstüne yıllarca konuşulacak bir şey değil. Beğenirsen dinlersin, beğenmezsen dinlemezsin. Mimikler evet, Enes Batur'un biraz zayıf. Yani biraz zayıf diyor şimdi. Daha demin çok kötü dedi, şimdi iyi okey dedi. Rol kabiliyeti çok olan bir adam değil. Bu konuda kendini geliştiriyor mu, çalışıyor mu hiçbir fikrim yok. Mesela şurada savaşırken örnek veriyorum. Bak. Suratına dikkat et. Bak görüyor musun? Hep aynı bakış. Bak adamı kesiyor aynı. Şu an ezber yapıyor. Bizim tiyatro da böyle. Ya evet, bu yani sahnede rolünden çok fazla çekme şansımız olmadı. Ben çünkü zamanımız kısıtlıydı. Bir günde koca set kurup sadece onu 2 saat içerisinde çekmeye çalışınca çok hızlı yapamıyorsun ama daha iyi olabilirdi ama gene de kötü değil ya. Yani. Ezberine odaklanırsan, misal veriyorum bu aynı şey. Bak adam düzgün bir yorum yapıyor, anladın mı? Bu eleştirmektir. Şarkıyı beğendim diyor. Şarkı güzel diyor. Mimiklerini geliştirebilir diyor. Klip güzel diyor yani. Bu ya bir kötü söylersin, bir iyi söylersin. Ama yorumdan çok, hareketlerinden, rollerinden, mimiklerinden çok ezberine odaklandığın zaman ister istemez kaçırıyorsun bir şeyleri. Mesela burada böyle yırtacaksın kendini, anladın mı? Elrene Jaren bot demişti, hatırladım abi. Ya adam izlenemez mi abi? Senin mi sadece Twitch'te izlenmen gerekiyor? Yani adamın niye şeyine laf ediyorsun ki? Eğitimini alsa mesela şu bence güzel. Çok kaliteli bir yayıncı yani adamın. Kaliteli yani, yorumları güzel, hikayeleri güzel, yetenekli, yakışıklı adam, ne yapsın daha ne istiyorsun, ne yüklenmesi lazım? O kim insanlara gereksiz yere sallamıyor, işiyle gündeme gelmeye çalışıyor. Adama, şimdi bu adam o Enes Batur bakışıyla dümdüz gitse onu yaşatamaz. Kanka yani yorumda da zaten yani kötü tarafını, iyi tarafını söylemiş. Şimdi bu noktada adam tepkide bile mimiklerin demiş mesela. Ya adam mantıklı bir şey. Paylaşmış. Aynen, fark etmiş tamam bir abi. Şey söylüyor yani. Bakarsın, böyle eleştirmen olsa. Beğenmedim dersin, eleştirirsin. Ya bu da şarkı yaparsın, kapatırsın. Bizim millet biraz böyle fazla şey. Ön yargısından dolayı aşırı derecede agresif takılıyor. Kemal adamdır ya. Prodüksiyon da yok amına koyayım, çok kötü. Sana bir şey söyleyeyim mi? Prodüksiyon bok gibi falan değil abi. O kadar da değil yani. Bu arada prodüksiyon yok diye bir şey yok bu klipte yani. Prodüksiyon var. Bu konuda şey diyemem. Ya o kendi demiyor da yorumlardan birisini okuyor. Prodüksiyon kötü değil abi. Yani Türkiye'deki kliplerde ne prodüksiyonu var? Türkiye'deki klipte adamların yaptığı prodüksiyon stüdyoya gidiyor. Oraya ışıklı bir tane kutu yapıyor. Araba koyuyor bir tane. 4 tane bundan yapıyor. Hepsini arka arkaya koyup klip yapıyor. Biz burada kısa film gibi bir şey çekmişiz yani. Buna da yok demezsin yani. Bence var. Farklı bir şey. Ha ne bekliyorsunuz? Buna böyle aylarca çalıştıklarını falan mı sanıyorsun? Ya klibe aylarca çalışmadık. Ama güzel çalıştık. 2-3 yıl boyunca buna mı hazırlandın? 2-3 yıl boyunca hazırlansan bu çıksa ben de sevmem tabii. Daha iyisi olur. Vardı. Nerede o? Eski şarkıları açıyor. Başakşehir dostum. Dostluk. Şimdi oradan buraya gelmiş. O zaman bunu yorumlayın. Ototiyon mototiyon abi. Ya burada neymişsin kanka? Harbi ya bak abi şu adam şuna geldi abi. Yani
Şu an atsam bunu ne olurdu hiç bilmiyorum. O zamanlar güzel geliyordu. O zamanlar sıkıntı yoktu. Şuna bak. Kafam yuvarlak. Bu ne abi, bu kafaya bak. Sadece kafayla değil, kırca. Ya bu şarkıyı... Şurada fark var yani. Ya bu şarkı gözüyle bakmıyoruz biz buna. Biz Kaya'nın evine gidip de bir günde sözlerini yazıp birkaç saat içinde kayıt alarak yaptığımız bir şey. Böyle önemli bir şey değildi bu. Güzel de bir şey oldu yani. Herkes... Ya tabii akım olarak güzel. Şarkı olarak dinlenmiş, dinlemem bok gibi. Aynen. Dün önce ben yaptım. Bım 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 çok kötü. Ama şimdi buraya geldi diyor. Adam buraya gelmiş. O zaman bunu yorumlayın. Ototyun mototyun abi. Mi? Vermiş dibine kadar. Adam sonuçta yapmış. Ya evet. Ototyun dediğim gibi yani ototyun tuşu yok böyle basınca şarkı olan. Ya öyle olsaydı herkes yapardı. Gidin telefonunuza indirin. Direkt ototyun. Volojo diye bir program var. Volojo. Volojo. Direkt ototyun programı. Kulaklığını tak. Abi oradan şarkıyı söylemeye çalış bakalım olacak mı? Sen söylediğin versiyonu vardı. Eray yaptı mesela. Bak aç bakayım nasıl oluyor. Ototunu açmış, basmış şarkıyı bakalım kızgın güllerin üstüne düşüyor mu Eray? Düşemiyoruz kanka. At aç bakayım onu. Dur bulayım onu. Sen bul da ben bakayım da. Bak çalıyor. Yoldum bir kere yenilemezsem yok olayım ben. Koştum firara, beni ölmezsem minara. Kara kış gibiyim sobalara, bizi doldursun odalara. Ya senin IQ ya. Yani abi şarkıyı yapmak ses efektinden ibaret değil. Onu bestelemek, aranjesini güzel yapmak falan filan lazım. Mesela bu şarkıya kemanı ben eklettim. O nakarattan sonra keman giriyor ya mis gibi. Onu ben eklettim. Normalde keman olmayacaktı. Tam bu şekilde çalar mısın dedim. Çaldı adam. Ekledik direkt. Bir şey söyleyeceğim. Ben Rayman gibi yükseldim. Kanka bu arada Vares sapmuttan çıkardı da. Alayım mı? Ne yaptı? Sabah. Bunlar güzel işlediler abi. Yok sorun değil. Aksın. Ama böyle tamam. Artık beni yoruyor abi böyle herifler. Enes Batur video çıkarmış bilmem ne. Amına koyduğum amına. Kanka tabii onunla bir olmaz. Bak bak. Direkt taklidini yapıyor bak. Enes Batur video çıkarmış. Bu kim? Kimi taklidi ya? Falan, falan diye ya bu yemek iyi. Bu adam ototyonun bokunu çıkardığını bilmiyor musun? Adam ya ben çok seviyorum. Onu da rahanede izledin mi? İzlettiriyor yani adam abi ne bileyim yani. Ya bilmiyorum ben objektif doğru yorum olarak baktım. Yorumlara bakıyorum. Yorumlarda da aynı şekilde insanlar Şahrem boş yaptı diyor. Enes diyor istersen arka odaya geçelim. Neyse.